Merhaba arkadaşlar. Sulu çözelti dengelerinde 5. videomuz bu ve çözünürlük ve çözünürlük çarpımı ile ilgili uygulamalara devam ediyoruz. Neler öğreneceksiniz? Yine burada da bundan önceki videoda olduğu gibi çözünürlük ve çözünürlük çarpımı ile ilgili sapsudaki uygulamalar yapacağız. Pekala başlayalım. İlk örneğimiz der ki x 2 iyonik katısı için kçc değeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Buna göre bu sıcaklıkta bu katıyla hazırlanan 100 litre doymuş çözeltide kaç gram katı bulunur? Şimdi arkadaşlar bizim KÇÇ değerimiz var. Bir kere 100 litre çözeltide kaç gram katı olduğunu bulmak için bizim önce bir bu katının molar çözünürlüğünü bulmamız lazım. Çünkü molar çözünürlük bize litrede çözünen mol sayısını, dolayısıyla litrede çözünen gramını verecek ve sonra da 100 litreye çeviririz onu. Hiçbir problem olmaz. Molar çözünürlüğünü bulalım. X'e 2 katısının suda çözüme denklemini yazayım. Şöyle, X artı 2 iki iyonları, 2Y eksi iyonları, bunun KÇÇ'si, X iyonları derişimiyle Y iyonları derişiminin karesi olacak. Peki, Şimdi dedim ya molar çözünürlüğünü bulursak litrede çözünen katının mol sayısını bulacağız. Bunun molar çözünürlüğüne A mol bölü litre diyeyim. Bu durumda X iyonları derişimi A mol bölü litre olur. Y iyonları derişimi 2A mol bölü litre olur. Yerlerine koyacak olursak KÇÇ değerimiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir A çarpı 2A'nın karesine yani 4 a küp. Buradan arkadaşlar aküp değerini 5 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 bulursunuz ki bu 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 10 ya da 125 çarpı 10 üzeri eksi 12 çıkar. Peki a'yı bulacak olursak iki tarafın küp kökünü alırsanız 125 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 Mol bölü litre buluruz. A değerini yani katının molar çözünürlüğünü. Doğru mudur? Şimdi burada biz neyi bulduk? Bu çözünürlük değeri bana şunu anlattı. 1 litre çözelti de 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. x 2 katısı çözünebilir. En fazla çözünebilecek değer bu. Pekala biz şimdi soruya baktık. Ne kadarlık bir çözelti hazırlıyoruz? 100 litre. O zaman 100 litrede ne kadar çözünür derseniz yüzde çarptığınızda 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol katı çözünebilir. Bu molü. Ama diyor ki kaç gram çözünür? Bakın size mol kütlesini vermiş. Yani 1 mol katı 200 grammış. 1 mol x e 2 200 grammış. Bizim çözünebilecek miktarımız 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ya arkadaşlar 100 litrede. O zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 200 ile çarparsanız bu beni biraz açtı galiba çarpacağım 10 üzeri eksi 1 galiba 1 gram çıkıyor arkadaşlar. Demek ki maksimum çözünebilecek miktar bu kadarmış. Ne yaptık? KÇÇ değerinden molar çözünürlüğü bulduk. Bu 1 litrede çözünen mol sayısını verdi. Sonrasında 1 litredeki mol sayısından 100 litrede kaç mol çözünebileceğini bulduk. Gram olarak sorduğu için bu mol sayısını da mol kütlesiyle çarptık ve kaç gram çözünebileceğini bulduk. 1 gram çözünebiliyormuş en fazla. İkinci sorumuz. T derecede kalsiyum karbonat katısı için KÇÇ verilmiş. Buna göre diyor 200 litre suya 1,5 gram katı eklenirse kaç gram katı çözünmeden dibe çöker? Şimdi eklediğim katının kaç gramının dibe çökeceğini bulmam için kaç gramının çözüneceğini bulmam lazım. Bunu da nereden bulabilirim? Molar çözünürlükten bulabilirim. Az önce yaptığım soruda gibi, sorudaki gibi 1 litrede çözünen mol sayısını bulsam 200 litrede kaç mol çözündüğünü ve kaç gram çözündüğünü de bulabilirim. Buradan da 1,5 gram eklediğinde ne kadar çökeceğini bulabilirim. Yapalım. Kalsiyum karbonatın Suda çözünme denklemini ve KÇÇ bağıntısını yazacak olursak. Kalsiyum artı 2 iyonları veriliyor. Arkadaşlar suda yazmadım. Biraz üşendim artık. Şöyle. KÇÇ'si doymuş çözeltide bulunan kalsiyum iyonları derişimiyle karbonat iyonları derişiminin çarpımına eşit. Peki. Dedik ya biz KÇÇ'den çözünürlüğü bulalım diye. Bunun çözünürlüğüne x mol bölü litre dersem İyon derişimleri x ve x olur. KÇÇ'de yerine koyacak olsak 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir x çarpı x'e yani x kareye deseniz buradan çözünürlük değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre bulursunuz. Tabi bu konuda gördüğünüz gibi biz üstü sayılarla ilgili çok fazla işlem yapıyoruz. Umarım üstü sayılarda problem yaşamıyorsunuzdur. Yoksa soruları çözmekte sorun yaşayabilirsiniz. Bu bulduğumuz değer bize neyi verdi? 1 litre çözelti de arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol kalsiyum karbonat katısının çözünebileceğini verdi. Maksimum miktarı bu. Şimdi baktım soruya biz 200 litre çözelti hazırlıyoruz. O zaman 200 litre çözeltide ne kadar çözüleceğini bulursanız 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol en fazla çözünebilecek bu. Bunu grama çevireyim çünkü eklediğim miktar gram cinsinden. Nasıl grama çevireceğim arkadaşlar? Bakınız mol kütlesi verilmiş. 1 molü 100 gram olduğuna göre 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molü kaç gram derseniz Buradan e, 0,2 gram bulursunuz. Bu da en fazla çözünebilecek miktar. Çözünen katı kütlesi. Bunu da bulduk. Çözünürlüğünden litrede çözünen molü buldum. Sonra 200 litrede kaç mol olduğunu buldum. Sonra bunu grama çevirdim. Bakın biz ne kadar eklemişiz? 1,5 gram. Ama bu 1,5 gramın 0,2 gramının çözünebileceğini buldum. Bunu çıkarırsanız arkadaşlar 1,3 gram kalır. İşte bu çözünmeden dibe çöken katı miktarıdır. Üçüncü örneğimiz fark ettiyseniz burada benzer sorular çözüyoruz aslında. Şimdi yine X3 katısı var. KÇÇ değeri verilmiş. Diyor ki 17 gramla hazırlanan 200 litre çözelti var. Doygun hale getirmek için kaç gram daha eklemeliyim? Şimdi benim yine neyi bulmam lazım? Maksimum çözünebilecek X'e 3 kütlesini bulmam lazım. Ondan sonra 17'den ne kadar eksik kalıyor onu belirleyeceğiz. Başlayalım. x 3 katısının suda çözünme denklemi şöyle yazayım. x artı 3 iyonları az önce yaptığım gibi sudaları yazmıyorum. Bunlar aslında suda arkadaşlar. Çözünürlük çarpımını x artı 3 iyonları derişimiyle y eksi iyonları derişiminin küpünün çarpımı ile buluyorum. Çözünürlüğü bulalım. Çözünürlüğüne a mol bölü litre dedim. O zaman x iyonları derişimi a mol bölü litre, y iyonları derişimi 3a mol bölü litre olur. Bunu kçç'de yerine koyalım. Şurada virgülü kaydırarak yazıyorum arkadaşlar. 27 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit olur. a çarpı 3a'nın küpüne yani 27 çarpı e, a üzeri 4'e. Şu 27'ler birbirini götürecek zaten. Buradan bulacağımız çözünürlük değeri yani a değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre çıktı. Şimdi biz buradan hatırlarsanız neyi bulmuş oluyorduk? 1 litre çözelti de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol xy3 çözünebilir. Bu değeri buluyorduk. Maksimum çözünebilecek madde miktarı. Peki şimdi bizim elimizde 200 litre çözelti var. 200 litre çözeltide ne kadar çözer dersek bunu 200 ile çarparsanız 0,2 mol katı çözünebilir. Maksimum çözünebilecek miktar bu. Ama maddeyi gram olarak eklemiştik. Şimdi bunu mole de çevirebilirsiniz de sonuçta gram çözdüğüne göre siz çözünürlüğü grama çevirmeye çalışın arkadaşlar. Daha kolay olur işlemleriniz. Şimdi 1 mol katı kaç grammış? 150 gram. Bizim çözünebilecek miktarımızın 200 litrede 0,2 mol olması çarptığınızda maksimum 30 gram xe 3ün çözünebileceğini gösterir. Ne kadar koymuş başta? 17 gram. Yani maksimum 30 çözünebiliyor. Başta 17 gram koyduğunuza göre 13 gram eksik var. Demek ki 13 gram daha xy 3 çözünebilir. Ve siz bu 13 gramı eklediğinizde doymuş hale getirirsiniz. Bu çözeltiyi eklenmesi gereken 13 gramdır. Evet videomuzda dördüncü örneğimiz. Bu sefer bir de mol olarak ne ekleyeceğiz, ne çıkaracağız buna bakalım. X3 e katısı ile hazırlanan 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar 200 mililitre çözelti var. Ve doygun hale getirmek istiyoruz. Kaç mol daha katı eklenmeli? Şimdi kaç mol katı eklenmeli de bir şunu bulalım biz. Şu çözeltiyi hazırladığımızda acaba içinde kaç mol madde çözmüşüz? Bunu molarite formülünden bulacağız. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık bir çözelti hazırlamışız. Hacmi 0,2 litre olduğuna göre burada çözünen maddenin mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 moldur arkadaşlar. Yani biz bu çözeltiyi hazırlarken aslında 200 mililitrede bu kadar mol çözmüşüz. Peki ve doymamışmış. Doygun hale geldiğini, deldiğinde ne kadar eklemem gerektiğini bulmam için doygun çözeltide ne kadar katı olduğunu bulmam lazım. Onu da çözünürlük çarpımından yapacağız. Şimdi x'e 3 katısını suda çözdük. x artı 3 iyonları ve y iyon, iyonları verildi. Çözünürlük çarpımı x artı 3 iyonları derişimi ile y iyonları derişiminin küpünün çarpımına eşit. çözünürlüğüne yine a mol bölü litre dersem a mol bölü litre ve 3 a mol bölü litre çözeltideki iyon derişimleri olur. Bunu KÇÇ yerine koyacağız. Yine virgülü kaydırıyorum arkadaşlar. 27 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit olacak. A çarpı 3 a'nın küpü yani 27A 4 e. 27 a üzeri 4'e. Bu 27'ler hop hop götürüyor. Az öncekiyle aynı sonuç galiba. Buradan a değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre bulduk. Yani biz katının çözünürlüğünü bulduk. Ve bu bize neyi veriyordu? Hemen burada yine yerine koyayım. 1 litre çözelti de en fazla 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol katı çözünebilir. bilir? Ben bunların hepsini uzun zaman yazıyorum. Çünkü kavramlar iyice otursun diye arkadaşlar. Peki Bizim hazırladığımız çözelti 200 mililitreymiş. O zaman şunu bulalım. 1 litrede ki bu 1000 mililitredir. Bu kadar katı varsa 200 mililitre çözeltide ne kadar olur derseniz bakın 5'te biri. Şunu da 5'e bölerseniz 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olur. Ne buldum? Şimdi başlangıçta bizim hazırladığımız çözeltide 200 mililitrede şu kadar mol çözünen vardı. Ama 200 mililitrede aslında maksimum bu kadar madde çözünüyor. Bunların arasındaki fark ne kadar katı ekleyeceğimizi gösterecek. Bunu da 10 üzeri şöyle yazayım. Maksimum çözünebilecek miktarımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 moldü. Bizim eklediğimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bunun bir virgülünü kaydırayım arkadaşlar. 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol var şu an içinde. Bunu çıkarırsanız 1,8 10 üzeri eksi 4 mollik bir eksik var. Demek ki bu kadar mol katı eklenmeli. Doymuş olması için bu arada şu şu değer bu da maksimum çözülebilecek değer. Ne yaptım? Çözeltinin derişiminden ve hacminden maksimum çözünebilecek o çözeltide bulunan çözünen mol sayısını buldum. Sonra çözünürlükten maksimum kaç mol çözünebileceğini buldum. Aradaki farkı aldığımızda eklenmesi gereken katının mol sayısını belirlemiş oluyoruz. Bu videomuzda son sorumuz arkadaşlar. Bu da bir grafik sorusu. Şimdi bir tuzun 25 derecede doymuş çözeltisi hazırlanırken iyon derişimlerinin zamanla değişimini grafikte de vermiş. Siz de görüyorsunuz. Tuzun formülü nedir? E, sudaki çözünürlüğü kaçtır? Çözünürlük çarpımı kaçtır? Şimdi bizim elimizde bir tuz var. Şöyle yapayım. Bakın bu tuzdan bir x artı m iyonları verilmiş. Bir de y eksi n iyonları verilmiş. İyon derişimlerine bakarsanız x'in derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olmuş. Y'nin derişimi ise 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olmuş. Burada baktığınızda arkadaşlar 1'e 3 oranı var. Ve iyonik bileşikler en küçük tam sayılarla yazılacağı için direkt 1'e 3 olarak söylerim. 2'ye 6 demeyiz yani. İyonik bileşikler en küçük tam sayılarla yazılır. O yüzden formülleri 1'e 3 oranı olduğu için x'ten 1, y'den 3 dedim. Bu durumda katımızın formülü de x, y3 oldu. Tuzun formülü x, 3 Çözünürlüğü ne yapacağız arkadaşlar? İyon derişimlerinden bu katıdan 1 litrede kaç mol çözündüğünü bulacağız. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözebiliyormuşuz 1 litrede ki ancak bu koşulda 2 10 üzeri eksi 4 ve 6 10 üzeri eksi 4 iyon derişimleri olur. O yüzden bu değer bizim katımızın sudaki çözünürlüğü oldu. C'ye geldiğimizde bu katının çözünürlük çarpımının değeri x iyonları derişimi ile y iyonları derişiminin küpü olacak. O zorlu da bir sayı olacak. Yerlerine koyalım. 2 10 üzeri eksi 4 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpü. Ee, buradan bulacağınız değerde arkadaşlar ben şimdi hesap makinesiyle çarptım. 432 çarpı 10 üzeri eksi 16 çıkacak. Bu da katının çözünürlük çarpımının değeriymiş bu sıcaklıkta. Bu videoda çözeceğimiz örneklerde bunlar arkadaşlar. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.